First of all, big congratulations to the team for this great win, because this one is really a statement win for us, and big thank you to our fans for their support. To be able to contribute with two goals and team performance was 100%. I'm really happy about this win. I'm here as a Galatasaray player. I'm happy here. You know, since I came, the Galatasaray fan, the club, I saw how big of a family this club is, and the way they have treated me and my family in a wonderful manner. It is important to be able to give them my all on the pitch. And of course, I've seen a lot of speculation linking me out of the club in January. And I can state through me now, like I'm gonna be here until the end of the season. And then I don't know what Galatasaray and Napoli are negotiating. But of course, if they come to me to speak to me about one or two things regarding this club, I would consider it, of course, but now I think I'm here. I'm focused on this team. I'm focused on the objective the club has set, and I want to give my all and make sure that we win the league. And of course, if we can go further in the Europa League, we can win it also, because we've got a squad. So far, so good. I'm enjoying my stay in Istanbul. Amazing club that I'm in. I saw how big they are, even at the fans. So for me, it's important. I'm enjoying my football right now. I'm doing a lot for myself, for my family, and of course for this club. I'm happy to be here. Öncelikle çok tebrik etmek istiyorum bütün takımı. Bu büyük bir başarı oldu, büyük bir galibiyetti. Çünkü bizim için gerçekten bir şey ifade ediyor. Taraftarımıza da çok teşekkür etmek istiyorum bize destek oldukları için. İki golle devam edebilmek ve takıma katkı sağlamak, takımın %100'ünü görmek benim için çok mutluluk vericiydi. Geldiğimden beri çok mutluyum ben burada. Galatasaray taraftarları, kulüp ne kadar büyük bir aile olduğunu gördüm ve beni çok iyi karşıladı hepsi. Bana aileme karşı davranışlarından dolayı da ben çok mutluyum. Ve onlara elimden geldiğince her şeyi vermek istiyorum. Tabii ki de birçok şey söylediklerini duyuyorum ben dışarıda. Ocak'ta gideceğim mi, gitmeyeceğim mi gibi şeyler söylüyor. Ben sezonun sonuna kadar burada olacağım. Daha sonrası için ne olacak bilmiyorum, Galatasaray veya Napoli ne konuşuyorlar. Ama bana gelip söyledikleri zaman tabii ki de onu konuşuruz. Benim çok hoşuma giden güzel bir kulüp burası. Şu anda ama odaklanmam gereken şey, zaten buradayım ve takımıma ve maçlarıma odaklanmam gerekiyor. Ama tabii ki de Avrupa Ligi'nde de Süper Lig'de de burada başarılı olmak istiyoruz. Hedeflerimiz var. Şu ana kadar İstanbul'da çok keyifli vakit geçiriyorum. Kulüpte çok keyifli vakit geçiriyorum. Ve taraftarlarla aram çok iyi. Burada oynadığım futboldan da çok memnunum. Ve ailem için de burada yapabiliyorum birçok şeyi. Kendim için de birçok şeyi yapabiliyorum. Dolayısıyla mutluyum burada. First of all, I think also it was a surprise to me in the video. You know, I just got there and they showed me the concept of what they want to do with me, and I saw a club that has vision that dreams so big, and the Europa League trophy is not new to Galatasaray. They have won it before, and of course we have got the quality and the squad, of course, and the coach, the backroom staff, that we can get the job done, of course. But it's not going to be easy. We still have a lot of obstacles on the way, and we want to take the game one by one as they come. And I left the pitch because I was really tired. I played my heart out, and I felt like it was important for me to step out and then let a fresh leg also come in to give his best. Bence benim için de sürprizdi aslında o video. Çünkü bana konsepti gösterdiler, neler yapmak istiyorlar, ne çekeceğiz onu gösterdiklerinde. Orada ne kadar vizyonu olan bir kulüp olduğunu ve ne kadar büyük hayalleri olduğunu gördüm. Orada UEFA Kupası vardı. Daha önce kazandıkları bir kupa burada, Avrupa Ligi. Burada hocamız da, takımımız da, arka plandaki çalışanlar da buna çok iyi şekilde destek oluyorlar. Ve bizim maç maç gitmemiz gerekiyor tabii ki de, odaklanmamız gerekiyor. Ve ben çok yorgun olduğum için maçtan çıktım, onu da söylemek istiyorum. O anda daha yeni bir oyuncunun girmesi ve %100'ünü verebiliyor olması önemliydi. Önemli olan çünkü galibiyettir her zaman. Just like I said earlier, I think we've got the squad, you know, from the goalkeeper to the attackers, you know, down to the coach, everyone associated with this club. We have everything to actualize this dream. It is possible, of course. I think we have been on the right track since the start of the season, and I think it is possible. Just like I said, we will take the game one by one as they come, and then at the end of the season, I think we've got a lot of chance to actualize this dream and win it for this club.
Az önce de söylediğim gibi bence şu anki kadromuz buna yeterli. Yani kaleciden forvete kadar, hocamıza kadar bence hepimiz bu seviyedeyiz. Ve bu hayali gerçekleştirmemiz mümkün gibi düşünüyorum. Ama tabii ki de sezonun başından beri de aslında verdiğimiz, gösterdiğimiz bir performans var. Bu yolda devam etmemiz gerekiyor. Ama az önce de yine söylediğim gibi maç gitmemiz gerekiyor. Ve sonrasında bu hayali gerçekleştirmek için gerçekten şansımız var. Yeah, before I came, I've been training on my own. I've been running, I've been doing things on my own, getting ready for myself. Of course, it's not the same when you train together, but it was quite, easy for me to quickly adapt because I know Dries already, and I've seen some couple of games of Gala, and I saw the kind of quality these players are, mostly in the midfield, like Sarah and like Luca, and I've seen the kind of player they are in the midfield. So it was important for me to adapt quickly. So far, so good. It's been an amazing chemistry between all of us. And I'm really happy that I'm able to, perform very well and give my all and everything for this club and also for the team. Ben kendi başıma da antrenman yapıyordum yazın, koşu yapıyordum. Onun dışında yine çalışmalarım vardı ve kendi başıma hazırlanıyordum. Tabii ki de birlikte çalıştığınız zaman daha farklı olurdu. Ama kolay da değildi ilk başta, tabii ki de bir adaptasyon süreci. Diğer yandan da şöyle bir kolaylıkları vardı. Dries'in zaten nasıl bir oyuncu olduğunu biliyordum. Orta sahada ne kadar kaliteli oyuncular var. Sara gibi, Lucas gibi ne kadar iyi oyuncular olduklarını gördüm. Ve dolayısıyla onlara adapte olabilmek benim için çok önemliydi. Ve şimdiye kadar inanılmaz bir kimya yarattığımızı düşünüyorum. Ve gerçekten bu kadar iyi performans sağlayabilmemin ve tamamen kendimi verebilmemin sebebi biraz da takımım sayesinde diyebilirim.